Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için hemen elimde görmüş olduğunuz Honor 9 Lite akıllı cep telefonu incelemesi yapıyoruz. Kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapan ve resmi olarak satılmaya başlayan Honor, birçoklarımızın bildiği, belki bilmeyenler de vardır aramızda, Huawei'nin bir alt markası. Huawei'nin daha çok gençlere yönelik ve uygun fiyatlı telefonlar çıkardığı bir markası olan Honor, yine Türkiye pazarına yine bu uygun fiyatlı modellerle girdi. İki alet model satışa sundu Türkiye'de ilk etapta. Bir tanesi Honor 7X, diğeri ise hemen elimde tutmuş olduğunuz Honor 9 Lite. Her zaman olduğu gibi telefonun dış görünümüyle başlayalım. Tasarımı nasılmış? Önce ona bir bakalım. Sonra teknik özellikler ve diğer fonksiyonlara devam edeceğiz. Telefon bir kere öncelikle çok şık tasarlanmış, onu söyleyeyim. Mavi, bize gönderilen bir mavi renk bir modeli vardı. 3 farklı renk seçeneği var. Onların detaylarını birazdan aktaracağım. Ama bence en güzeli mavi renk olmuş, onu söyleyeyim. Böyle çok şık görünüyor. Kenarları yuvarlatılmış, yekpare bir gövdemiz var. Arka panelimiz cam olduğunu hatırlatalım. Ön tarafta da gerçekten tasarım anlamında bir şıklık söz konusu. Ön tasarımdan başlayacak olursak 2 adet kamera hemen sol tarafta konumlandırılmış ön yüzde. Onun dışında herhangi bir tuş veya başka bir şey yok cihazın üzerinde. Alt kısımda bir Honor yazısı görülüyor sadece, onun dışında bir şey yok. Fiziksel bir fonksiyon tuşumuz yok. Son dönemde telefonlarda moda olduğu üzere sanal tuşlarımız tercih edilmiş. 3 adet sanal tuşumuz var. Bunlar zaten standart olarak geri gitme, ana menüye dönme ve açık olan uygulamalar arasında dolaşma tuşu olarak tanımlayabiliriz. Önden baktığımızda yan tarafta power düğmemiz var. Onun hemen üst kısmında ise ses açıp kapatma düğmesi konumlandırılmış. Sol tarafa bakacak olursak yine önden baktığımızda SIM kart yuvamız var. Yine bu yuvaya entegre edilmiş bir microSD bellek kartı yuvasının olduğunu da belirtelim. Üst tarafta bir şey yok. Alt tarafa geçecek olursak 3.5 mm'lik jack kulaklık girişimiz mevcut. Micro USB bağlantımız mevcut ki bu standart eski tip micro USB bağlantılardan Type-C falan değil, yani onu söyleyelim. Bir de hoparlör yuvası var. 5 adet delikten oluşan hoparlör yuvamız bulunuyor. Arka yüzü çevirecek olursak az önce söylediğim gibi cam bir yüzey bizi karşılıyor. Bu özel olarak parlatılmış da bir yüzey. Bu yüzden ekrana baktığınızda, yani arka tarafına baktığınızda kendinizi ayna gibi görebiliyorsunuz. Neredeyse bir ayna işlemini görüyor. Tabi burada tasarıma göre bu mavi renk olduğu için mavi renkli bir aynamız var. İşte gri rengi var. Gri renkte de gri, siyahta da muhtemelen siyah bir ayna şeklinde bir parlama göreceğiz. 2 adet kamera yine üst tarafta konumlandırılmış. Onun hemen yanında ise 1 adet LED lambamız bulunuyor. Onun dışında bir Honor yazısı yine arka tarafta da mevcut. Onu da aşağı tarafa doğru biraz konumlandırmışlar. Bu arka taraf çok güzel olmuş. Ona bir sözümüz yok fakat bu parlak olması ve bu ayna etkisini sağlanması aynı zamanda beraberinde bir parmak izi efektini de getiriyor. Ne yazık ki çok fazla parmağınız böyle dokundurursa, ben şöyle göstereyim ben size. Parmak izleri doluyor her tarafı. Silerek bunu kapatabilirsiniz veya kutusundan çıkan kutu açılım videosu yapmıştık biz daha önce. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Kutusundan çıkan bir adet plastik kılıfımız var. Böyle sert bir plastik bu. Yumuşak değil. Onu takarak da kullanabilirsiniz ama bunu taktığınızda birazcık böyle cihazın havası bozuluyor, onu söyleyeyim. Bu arada arka yüzde bir adet de parmak izi okuyucu olduğunu söyleyelim. Bu parmak izi okuyucuyla telefonun güvenliğini sağlamış oluyorsunuz. Telefonun bu tasarımını anlattıktan sonra şimdi biraz da teknik özelliklerinden bahsedecek olursam, karşımızda 5.65 inçlik 2160'a 1080 piksel çözünürlüğe sahip IPS bir LCD ekran bulunuyor. Ekran oranı oldukça yüksek. Yanlarda neredeyse çok az bir boşluk bırakılmışken üstte de çok fazla bir boşluk yok. Ekran oranını iyi ayarlamış bence Honor. Ekranın piksel yoğunluğu ise 428 ppi olarak belirlenmiş. IPS LCD olduğu için de 178 dereceye kadar, yani böyle neredeyse kendinize dik tutacak kadar ekranı görebiliyorsunuz. Ekranın IPS seçilmesi bence iyi olmuş. Kullanım sırasında da ciddi bir performans ve fayda sağlıyor. Parlaklığı vesairesi anlamında fayda sağlıyor. 18'e 9 bir telefonumuz var. Bu son dönemde çok popüler olan bir oran biliyorsunuz. Artık telefonlar yavaş yavaş 16'ya 9'dan daha ince uzuna doğru gitmeye başladı. Honor da bu popüler trendi takip eden bir telefon üretmiş. 9 Lite de aynen bu şekilde 18-9 bir telefon. Tabii YouTube gibi işte mecralarda video izlerken zoom girebiliyorsunuz. Bu anlamda işe yarıyor bu 18-9 olması. Bunun yanı sıra aynı zamanda kullanım için de kolaylık sağlıyor. Eliniz çok küçük değilse, biraz küçük hani kadınlar için belki bir parça zor olabilir ama erkekler için çok küçük bir eliniz yoksa rahatlıkla tek elle kullanabiliyorsunuz ama küçük elli kadınlar için bir parça sıkıntı olabilir, onu söylemiş olayım. 3 GB RAM'imiz var. Bu arada bu cihazın 4 GB versiyonu da var ama Türkiye'ye gelmedi o versiyon.
3 GB RAM'imiz var. 3 GB RAM'e karşılık 32 GB'lık depolama alanımız mevcut. Yeterli olur mu? Yani olmayabilir. O yüzden microSD bellek kartı yuvası var. 256 GB'a kadar da bellek kartına takviye yapabiliyorsunuz. Bu da bence güzel olmuş. İşe yarayan bir genişletme olmuş. İşlemci tarafına bakacak olursak Huawei'nin geliştirdiği Kirin 659 işlemcisi bulunuyor telefonun üzerinde. Bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci. 4 çekirdeği 2.36 GHz'de çalışırken 4 çekirdeği de 1.7 GHz'de çalışıyor. Performans anlamında birçok beklentiyi karşıladığını söyleyebilirim. GPU tarafında yani ekran katı tarafında ise Mali T830 ki orta seviye giriş biraz bir tık da orta seviye bir GPU'dur kendisi bulunuyor. Bu GPU ile beraber işte performans anlamında herhangi bir sorun yaşadığını söyleyemem. Gelelim telefonun en önemli özelliklerinden birisi olan kamerasına. 2 adet önde, 2 adet arkada ki az önce detaylarda bahsetmiştim. Olmak üzere toplamda 4 kamera bulunuyor. Bunun detaylarını biraz sonra söyleyeceğim ama kısaca teknik speklerinden bahsedecek olursam her iki kamerada yani her iki kamera seti de daha doğrusu 13+2 megapiksel çözünürlük sunuyor. Full HD video kaydedebiliyorlar hem ön kamera hem arka kamera. Pil tarafında 3000 mAh'lık bir pil bizi karşılarken Wi-Fi 802 BGN ve 2.4 GHz Wi-Fi desteğimiz var. 5 GHz yok, AC desteği yok ama bu segmentte olur mu biraz zor. O yüzden koymamış zaten anırda. Bluetooth 4.2 mevcut. GPS, GLONASS, Beidou desteğimiz var. Parmak izi okuyucu, yakınlık işte algılayıcı, ortam ışığı algılayıcı vesaire gibi teknolojiler yine cihazın üzerinde var. Az önce söylemiştim 3 farklı rengi var diye. Gece siyahı, safir mavisi ki bizdeki safir mavisi ve buzul grisi seçenekleri var Türkiye'de. 149 gram da ağırlığı olduğunu belirtelim. Evet bu teknik özelliklerden sonra kullanım deneyimlerimizi biraz anlatacak olursak. Telefon güzel tasarlanmış onu söyleyelim. Ele rahat oturuyor. En azından benim elime rahat bir şekilde oturdu. Az önce teknik özelliklerini anlatırken kısaca da bahsettim aslında. Tek elle rahat kullanılabiliyor. Yani her köşesine parmağınız ulaşabiliyor. Ama eliniz bir parça küçükse özellikle kadınlar için bu birazcık sıkıntı olabilir ama çok da dert değil. Kullanılamayacak kadar büyük bir telefon değil onu söyleyeyim. İnce uzun olması biraz daha parmak mesafesinin artmasına da sebep olmuş. Onu belirtelim. Bir işlemci performans anlamında birçok beklentiyi karşılayabileceğini söyleyebilirim. Biz günlük kullanımda birçok işlemimizi yaptık. İşte WhatsApp'ta, Instagram'da şuydu buydu birçok uygulamamızı kurduk. Cihaza denedik. Oyunlar kurduk. Oyunlarda da denedik. Oyun tarafında, uygulama tarafında bir sorun yok onu söyleyeyim. Oyun tarafında ise eğer yüksek performans gerektiren bir oyun istiyorsanız ya da yüksek çözünürlükte oynamak istiyorsanız tabii ki bu donanım birazcık yetersiz kalıyor. Ama zaten bu seviyedeki bir üründen yani mucize beklememek lazım. Normal günlük oyunların birçoğunu rahatlıkla oynatabiliyor ama orta seviye grafik ayarlarında oynayabiliyorsunuz. Çok üst seviyeye çıktığınızda bir parça zorlanmaya başladığını belirteyim. Telefonda güvenlik için bir de parmak izi bulunuyor. Arka yüzde konumlandırılmış. Ben şahsi fikrim arka yüzde olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Ön yüzde olduğu zaman mecburen baş parmağınızda kullanmak zorunda kalıyorsunuz ama arka yüzde farklı parmaklarınızı da en azından işaret parmağı veya orta parmakları da açabilmeniz mümkün olacaktır. Arka yüzde olması aynı zamanda çok hani fark ettirmeden ekranı açmanızı sağlıyor. Aynı zamanda parmak izi okuyucuyu eğer o ayarları yaparsanız o bazı uygulamalar arasında geçiş için touchpad gibi kullanabiliyorsunuz. Bazı parmak izi okuyucularda bu özellik var. Hatta bazı çok daha geniş bir özellik de sunuyor ama Honor 9'da sadece belli özellikleri en azından kullanmamızı sağlıyor. O bile bence yeterli. Genel olarak baktığımda parmak izi hem hızlı çalışıyor hem de bu tarz böyle bazı uygulamalar arasında geçiş için kullanmak işe yaradığını söyleyebilirim. Arayüze bakacak olursak Android Oreo 8.0 ile geliyor. Ki bu güzel bir özellik bence çünkü en azından kısa bir süre için yani uzun bir süre bir güncelleme beklemek zorunda kalmayacaksınız. Bu sayede bu güncellemeleri almak için hani 9 çıkacak şimdi yakında diyelim ki 6 ay sonra 1 sene sonra. En azından bir 6 ay veya 1 sene kafanız rahat olacağı anlamına geliyor. Bir arayüzü de tabii ki mevcut. MU8.1 bir arayüzümüz var. Huawei'nin geliştirdiği yine Huawei'nin diğer telefonlarında da kullandığı Honor'a da verdiği bir arayüzü bu. Bu arayüzde standart olarak geldiğinde bir ana sayfa mantığı yok. Ya da ana sayfa mantığı var. Bütün uygulamalar buraya yükleniyor. Siz isterseniz onu çekmeceli mantığa yani standart Android mantığına döndürebilirsiniz. Böyle bir ayarı da var üzerinde. O ayarı açtığınızda zaten otomatik olarak yine aynen bir standart Android gibi oluyor. Bunun dışında arayüz güzel. Birçok ayarı var. Hani çok böyle karmaşık ya da çok zor değil. Takılması vesairesi yok. Bizim yaptığımız denemelerde kullanım sırasında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Hızlı bir şekilde kullanıyorsunuz. Alışmanız çok uzun bir süre almıyor. Hele ki daha önce Huawei marka bir telefon kullandıysanız, sanırım bu telefonda size çok yabancı gelmeyecektir.
Eğer çok alakasız telefonlarda kullandıysanız alışması da uzun değil. Hemen hızlı bir şekilde işte menüler üst taraftan ayarlara girebiliyorsunuz. İşte bildirimleri vesaireleri kapatıp işte istediğinizin görünmesi, istemediğinizin görünmemesini sağlayabiliyorsunuz. Ayarlar kısmında da yapacağınız birçok ayarı da yine buradan kendiniz planlamanız mümkün. O yüzden çok karışık olmadığını belirteyim. Telefon tasarımı gerçekten çok güzel. Onu çok beğendiğimizi az önce teknik özellikleri anlatırken de söylemiştim. Bu mavi renkte çok şık duruyor. Yani ben tasarımı çok beğendiğimi söyleyeyim. Öte yandan telefonla ilgili beğenmediğimiz yön ise kulaklık konusuyla ilgili. Tamam 3,5 mm kulaklık girişimiz var. Onda bir sorunumuz yok. Ama kutusundan kulaklık çıkmıyor. Biz bu kutu açılımında da görmüştük. Ben farklı incelemelere de baktım. Türkiye'de yapılmış olan. Evet kutudan bir kulaklık çıkmıyor. Yani elbette maliyet telefonu, fiyat performans telefonu okey onu anlıyoruz ama en azından kutusundan bir tane kulaklık çıksaydı güzel olurdu. Hani bu haliyle biraz yani tamam hepimizin ekstra kulaklıkları olabilir ama en azından ihtiyacımızı görmek anlamında bir kulaklık olmalıydı diye düşünüyorum. Çok büyük bir maliyet olmasına gerek yok. 3-5 liralık bir kulaklıkta iş görürdü ama Anır böyle bir şey tercih etmemiş. Sebebini bilmiyoruz ama bu bizden pek olumlu bir etki bırakmadı onu söyleyebilirim. Kulağınla ilgili dikkat ettiğimiz ilginç bir konu ise bazı uygulamalar standart olarak yüklü geliyor. Bunlardan bir tanesi SwiftKey klavye uygulaması. Güzel de bir uygulama, işe de yarıyor fakat kaldıramıyorsunuz. Bu biraz bana garip geldi çünkü eğer kendi standart Android uygulamasını geçmek istiyorsanız klavye için bunu yapamıyorsunuz. Bu biraz hani yapılabilse de güzel olur diye düşünüyorum. Öte yandan Huawei Sağlık isimli bir uygulaması var. Sizin adımınızı sayıyor, yaptığınız aktiviteleri sayıyor. Bu güzel olmuş. Cebinize koyuyorsunuz, kaç adım attığınızı söylüyor her günün sonunda. Bunlarla ilgili bunların olması güzel olmuş ama kaldırılabilir olsa daha iyi olurdu benim açımdan. En azından SwiftKey için söylüyorum. Ama yine de birçok uygulama beraberinde geliyor. O uygulamalarda telefonu daha eğlenceli, daha şen bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gelelim belki de bu telefonun en önemli özelliklerinden birisi olan kamera meselesine. Az önce söylediğim gibi hem önde hem arkada ikişer tane kameramız var. 13+2 megapiksel hem ön hem arka kameramız. Kameraların arayüzü Huawei'den alınmış. Birebir Huawei'nin kullandığı kamera arayüzüyle aynı. Daha önce bir Huawei marka telefon kullandıysanız zaten bu arayüz size yabancı gelmeyecektir. Ne gibi özelliği var? Şimdi kısaca ondan bahsetmek isterim. İki kamera genelde iki amaç için kullanılıyor. Bir tanesi bokeh etkisi yani arka planı flurlaştırmak için. İkinci yöntem ise yakınlaştırma yapmak için. Yakınlaştırma yapmak için ise hem bir donanım gücü gerekiyor hem de birazcık maliyeti yükseltiyor bu böyle bir teknoloji olursa telefonda. Huawei burada maliyeti yükseltmemek adına bokeh etkisini tercih etmiş. Yani hem ön kameramız hem arka kameramız sadece bokeh etkisini çalışıyor. Yakınlaştırma en azından optik bir zoomumuz yok. Bokeh nasıl yapıyor? Çok başarılı onu söyleyeyim. Özellikle iyi ışık bulursanız hem ön hem arka kamera çok güzel arka planı öldürebiliyor. Ve bunu yaparken de öyle gözü bozmuyor, yormuyor. Çünkü bazen bazı uygulamalar, bazı telefonlarda bu software'la yani yazılımla yapılıyor. O çok iyi olmayabiliyor. Hani her zaman iyi olmayabiliyor. İyi olduğu zamanlarda oluyor da. Buradaki ise fiziksel iki tane kamera olduğu için çok başarılı bir şekilde olmuş. Gayet güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kameraların video kalitesi de fena değil. Günü kurtaracak kadar güzel videolar çekebiliyorsunuz. Az önce söylediğimiz gibi Full HD video çekiyor. Çekimler sırasında farklı özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Bir geniş açıklık diye bir özellik var. Bu özelliği aktif ettiğinizde ki Huawei modellerinde de bulunuyor bu özellik. Bu özelliği aktif ettiğiniz zaman diyafram ayarını siz belirleyebiliyorsunuz belli bir oranda. Nereye kadar hemen şuradan göstereyim. 0.95 ila hemen şöyle bakalım. 1.16 arasında diyafram verebiliyorsunuz. Bunları çekimden sonra değiştirebiliyorsunuz. Eğer bu modda fotoğraf çekerseniz çekimden sonra da diyaframın açıp kapatabiliyorsunuz. Onun etkisini çekimden sonra da düzenleyebiliyorsunuz. Hareketli fotoğraflar çekilebiliyor. Böyle enteresan bir özelliği de var. Ayrıca işte pro fotoğraf, video, pro video, HDR, panorama, ışık resmi, hızlandırılmış çekim, filtre ve filigran gibi çekim modlarımız da yine cihazda mevcut olduğunu söyleyelim. Söylediğim gibi kameralar çok güzel ama eleştireceğim bir noktası var kameraların. Gece çekimlerinde biraz daha iyi bir sonuç beklerdim. Çok kötü bir kumlama yapıyor. Özellikle gece ve ışığın az olduğu ortamlarda kamerayı hani kullanmayın diyor beni tabiri caizse. Bunun biraz daha iyi olmasını beklerdim. Tamam zifiri kanıta çekim yapsın demiyorum ama bir tık daha, biraz daha iyi olsaydı benden tam puan alacaktı kamerası. Çünkü fiyat performans anlamında çok iyi kamera ama bu gece çekimleri bir parça o puan kırmama sebep oldu. Huawei Kirin 659 işlemci kullandığını söylemiştik. Bu işlemci gerçekten de telefonu orta seviye, ortalamanın da hatta bir tık üstünde rahatlıkla çalıştırıyor.
oyunlarda vesairelerde, uygulamalarda falan bir sorun yaşamıyorsunuz. Ama az önce söylediğim gibi oyunlarda bir parça hani çok yüksek çözünürlük, yüksek grafik kalitesi beklemeyeceksiniz. Orta kalitede oynadığınız oyunlarda herhangi bir sorun yaşamıyor. Birçok popüler oyunda oynayabiliyorsunuz. Ayrıca biz sentetik testler de yaptık. Sentetik testlerde de gayet ortalama, yani bu iş donanıma layık olan bir puanda puanlarımızı aldık. Sentetik testlerimizden hem Geekbench yaptık hem de Antutu test yaptık. Öte yandan bir de yine sentetik bir test olan PC Mac batarya testini de yaptık. Bu testte ise gerçekten bizi çok şaşırttı. 8 saat 14 dakikalık bir pil ömrü verdi bize ki o test bittikten sonra bile, ki %100'e kadar dolduruyorsunuz bu testi yapmadan önce. O test bittikten sonra da %19 vardı hala. Gerçekten de çok iyi bir rakam bu. Telefonun şey anlamında, pil anlamında çok iyi performanslı olduğunu gösteriyor. Şimdi isterseniz hem oyun oynadığımız bölümden hem de bu sentetik testlerin ekran görüntüleri sizlerle paylaşılıp akabinde incelememize devam edelim. Gelelim herkesin merak ettiği konuya, onu en sona sakladık, fiyat meselesine. Telefonun biz bu testi yaptığımızda, yaptığımız tarihteki fiyatı 1299 TL idi. Teknosa üzerinden online olarak satın aldığınızda bu fiyata satın alabiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim, bu özelliklere sahip hem önde hem arkada iki kamerası olan bir telefonu bu parayı alamıyorsunuz şu anda. Çok iyi bir fiyat, çok iyi bir rakam. Fiyatını fazla fazla karşılıyor, hatta fiyat performansının dibine vurmuş diyebilirim, ben öyle söyleyeyim. Çok başarılı bir telefon olmuş bu manada. Özellikle de iki kamera olsun, önünde de arkasında da, ben çok selfie çekiyorum, kendimi çok seviyorum falan filan diyorsanız mutlaka bir göz atmanız gerekiyor. Hatta almanız gereken bir telefon. Toparlamak gerekirse Honor 9 Lite iyi bir fiyat performans telefonu olmuş. Nelerini beğendik? 1. Tasarımını çok beğendik. 2. 4 kamerası olması iyi. Pil ömrü 3. olarak karşımıza çıkıyor. Pil ömrü çok iyi ki bir günü çok rahat bir şekilde geçiriyoruz. Dördüncü beğendiğimiz özelliği ise fiyatının çok uygun olması. Bu dört özelliğini çok beğendik. Nelerini beğenmedik? Kutudan kulaklık çıkmıyor. Bunu anlayamadık. Yani çok büyük bir maliyet değil. Çıksa güzel olurdu. Bir de gece kameranın gece performansı daha iyi olabilirdi. Yani biraz daha iyi olsaydı bunu söylemeyecektim ama biraz kötü yani. Özellikle kumlama ve gren yapması açısından kötü olduğunu belirtelim. Ama gece ben fotoğraf çekmem diyorsa çok da büyük sorun olmadığını söyleyeyim. Evet, Honor 9 Lite incelememiz sona erdi. Bir fiyat performans telefonu arıyorsanız bu telefona göz atmanızı şiddetle öneriyorum. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.